Temizle. Ama... Temizle dedim. Şurayı da. Ama niçin böyle? Temizle dedim. Hemen. Ama niye böyle yapıyorsunuz? İtiraz mı ediyorsun ha? Zengindin önceden. Araban neredeyse boğada kadar vardı. Temizlik memizlik yapmazdın değil mi? Haşa. Muhsin Bey bu. Yapar mı hiç? Ama ne oldu? Ne oldu ha? Ortağın Sermet it gibi sürünerek öldü biliyor musun? Senin gibi yalayacak bir yer bile bulamadan it gibi öldü biliyor musun? Sermet mi? Şaşırdın mı? Ha? Bu çok eski bir mesele. Siz nereden biliyorsunuz bunu? Ben... Çünkü ben onun oğluyum. Ha? Günaydın Cevat Bey. Hı-hı. Yavuz Bey sizi toplantıya bekliyor. Çık dışarı. Bana bak. Hiç heveslenme. Buradaki ekmeğin bitti. Tamam mı? Şimdilik tadını çıkar. Dedi işte. Ekmek kalmadı burada sana dedi. O vermiyor ya ekmeğimizi. Hayırlısı olsun. İyi de orada idareci olmuş adam. Ne yapabiliriz ki? Öf. Bu Sermet'in kendi yettiğiydi vaktiyle. Şimdi bir de oğlu çıktı. Olacak şey mi işte? Ya iyi de sen bir şey yapmadın ki onun babasına. Ya elbette yapmadım. Hatta beni batıran, bu hallere getiren rahmetli Sermet'in içkisidir, kumarıdır. Ha? Ortaklığımız bozuldu sonra. Ne yapaydım yani? Bu çocukla başlarına gelenleri benden biliyor işte. Neyse neyse. Ahmet'i sezdirmeyelim de. Konuşmayalım olur mu yanında? Hadi. Tamam. Ama bu iş fena. Ne yapacağız bilmem artık. Gel. Thank you.
O eski defteri kapatırız artık, değil mi? Babam öldüğüyle biz perişan olduğumuzda kaldık. Ama sen, sen işte 30 yıl sonra karşımdasın. Babanın ölümüyle de, çektiklerinizle de ilgim yok benim. Var, var. Daha önce söyledim. Bak tekrar söylüyorum. Baban ortağımdı. Beni de mahvetti. Her şeyi batıran babandı. Kes sesini. Her türlü rezilliği taşıdı dükkana. Vazgeçmedi. Sizin rızkınızı alemcilere, yiyicilere taşıdı. Hem de son nefesine kadar. Kes dedim. Bütün bunlar umurumda değil. Burada kaldığın her saat için bir kere tüküreceğim yere. Sen temizleyeceksin. Anladın mı? Ya da en iyisi, en iyisi defolup gideceksin. Benim için rahat. Açtık kapını çalınca görürüm ben sendeki rahatı. Cevat, şu meseleyi bir konuşalım. Şey, siz niye zahmet ettiniz? Buyurun. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız ha? Hayırlısı diyelim efendi. Nereden bileyim ben? Şu yaştan sonra işe yazılalım dedik. Başımıza gelene bak. 3 gün sonra kapı dışarı ettiler. Oğlana ne diyeceğiz? Beni asıl düşündüren o. Yürü yürü. O zaman yeni malları bekleyeceğiz. Hı-hı. Bu arada ithalatçıyı da sıkıştırın biraz. Peki Yavuz Bey. Adam haklı görünüyordu Cevat. Efendim anlamadım. Hangi adam? Şu temizlikçi. Bizde mi çalışıyor? Evet efendim. Attın mı adamı işten? Evet ama... Haksızlık yaptıysan ki yaptığın gibi görünüyor, bunu düzelt. Bir temizlikçi için yardımcımı gözden çıkarmam tabii. Ama bir kenara yazılır bu. Çünkü vicdansız bir adam para bile kazanamaz. Biliyor musun? Para bile. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.